Birinci gündem tabii ki hakemler. Hı hı. Beşiktaş'ın gündemi bu Hatay-Gaziantep deplasmanları. Başka gündem maddeleri de var. O toplantı çok hararetli geçer. Oo, çarşamba hiçbir şey günü. Olmaz. Ama yok. Olmaz çünkü çarşamba Futbol Federasyonu'nun bakış açısı hiçbir şey farklı. Olmaz. Futbol Federasyonu bak, bu işin evet. Raconunu kesti aynen, bitti. Hayır, o bir daha geriye döndüm yok. O madde üzerinden evet. Söylemiyorum. Kulüplerin açıklamaları var. Ya Şenol Hoca neredeyse şöyle söyleyecek ya kupayı bize verin yani. Levent abi o Allah aşkına ilgili, ona geliyor bu iş artık ya. O maddeyle ilgili söylemiyorum. Ya. Bir şey dediniz yani geç erken alınmış karar erken ben bunu anlamadım. Kulüplerin açıklamaları kendiyle hangi ilgili. Kulüplerin, hangi ya kulüplerin? Fener, Galatasaray, ne Fenerbahçe açıkladı? Ya ne bu maddeyle şey ilgili değil diyorum abi. Hangi maddeyle ilgili? Ya işte Lale Ortası var, hakem olayları var, açıklamalar var. Lale Ortası üzerinden sezon bakan, bitiyor. Sezonu TFF Başkanı açıklama yaptı. Lale Ortası'yla devam ediyorum. Haziran ayına kadar gidiyorlar. Orada aynen. Abi o açıklamalar çok Seçime sertti. Kadar. Ha vallahi o açıklamalar oluyor, yan yana yani, geliyorlar. Bir şey yoksa o aç. Ya biz futbol içinde konuşuyoruz ama yani sonuçta cezalar neye göre, kime göre veriliyor ben bunu anlamıyorum. Mesela Galatasaray aynen. Başkanı konuşmuş, 21 gün 50 bin lira ceza. Ali Bey'de para çok, 200 bin lira çakmışlar. Neydi onun adı? Alsınlar diye para galiba oradakiler, 200 bin lira. Ya 1 milyon versen ne olur Ali Bey'den? Ali Bey'i parayla mı dövmeye çalışıyorsun? Dövemezsin. Hem hiç kulübe yapamaz ama 200 bin Ali Koç'a 200 bin TL yani, ceza. Ne olacak verirler. Bir şey değil bu para değil Dursun ki yani. Dursun Özbey'e de 21 gün tamam yani hiçbir konuşmayacak insanlar. Şey yok. Ağır konuşmadın mı? Alanya Spor Başkanı. Jesus da konuştu. Ona da ceza gelmiş. Jesus'a bir maç vermişler. Fatih Terim konuşsaydı 3 maç alır dedi. Bir şey söylüyorum yani şimdi alın burada diyor sisteminizi kafanıza çakın diyor yazıklar olsun diyor. Aynen diyor biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Bunun da hesabını soracağız diyor. Bunu atsan sokağa yenisen yenmez değil mi? Evet, Alanya Spor maçından sonra konuşan Fenerbahçeli yönetici diyorsunuz değil yani mi? Hayır yönetici ben değil. Fenerbahçe'nin devre arası attığı tweetler çok ağır. Yani orada söyledi. Hı-hı. Onlar kolay bir şey değil. İşte onlar ama ceza neye göre yani? Ben bunu anlamadım bir şey. 200 bin. Bu parayla mı bu işe? Ondan sonra şöyle bir şey bak. Bu lafları devre arası atılan lafları teksir haline getiririm. Koyarım önüme bundan sonra. Aynısını söylerim 200 bin lira öderim evet. Baba. Bana fazlasını veremezler. Bile kulüp gibi. Başkanı olarak ben bir daha söylüyorum aynı lafları alırım tek tek dikte ederim sisteminizi de şununuzda falan filan diye söylerim 200 bin lira ceza yok başka. Bir de şu ben ona da karşıyım. Fenerbahçe ne para cezası veriyorsun konuşmayacak mı ya? Bu aynen. Kulüpler olmasa aynen. Başkanlar olmasa Futbol Federasyonu olabilir mi ya? Levent abi bak. Ali Bey konuşmuş yok, o veya şey konuşmuş. Bak tartıyı doğru yapacaksın. Eleştirmek başka. Hepimiz eleştiriyoruz. Yönetici de çıkıp eleştiriyor. Orada da hakaret yok ki ya. Yok hakaret demiyorum. Eleştirmek başka, suçlamak başka. Hakaret zaten geçmiş olsun. O mahkemelik bir olay. Eleştirmek başka, suçlamak başka. İşte ne karar almışlardı? Manevi şahsiyetine bilmem, zarar getirmek başka. Hı. Mesela Jesus'a cezayı şeyden vermişler. Rakip takım futbolcusuyla. Evet. Kırmızı kartla. Hatırlıyor musunuz? Evet, kırmızı kart. Hakeme değil, Kande Yaşar ama, dedi diye evet. Açıklamıştım burada. Onu belki sen vermeseydin onu başka vereceklerdi. Sen açıkladın burada ama Kande Yaşar kart görmedi. İşte o enteresan. Hı. Kande Yaşar yani, 3 metre yanında. Bence orada Mete Kalkaman üstüne alındı. 30 metre. Jesus'un hareketi. Söyledik işte aynı. Sonra evet. O görüntülerle ortaya çıktı. Hakeme evet. Değil de oyuncu oldu. Yani hakeme olduğu anlaşılsa bence bir maçta kalmazdı. Ama Kande Yaşar da bakıyor mu pozisyonda sanki? Evet. Tabii birbirlerine bakıyorum. Tamam o zaman. O akşam galiba tabii. Siz yoktunuz. Yoktum. Orada o açığı fotoğraf olarak görüntüyü dondurduk. Özette yok. Çünkü biz şey dediler Fatih Terim'e niye o zaman fazla verdiniz de ona az veriyorsunuz diye. Kandeş'in mesela söylerinde. Kandeş ile ilgili olduğu için az vermişler. Ben çok kibar konuştuğunu zannetmiyorum Jesus'a. Jesus'un da cevabının kibar olduğunu düşünmüyorum. İkisi de Portekizli bu arada. Ama biz bunu duymadığımız için Portekizli bilmediğimiz için. Brezilya pardon. O az okumada olmadığı için sadece davranışa ceza veriyorsun. Ama orada bir Türk antrenör olsaydı, o oyuncu Türk hakeme deseydi ki sallasaydı Türk antrenör, Türk antrenör sallasaydı ikisi de beşer maç ceza alırdı. Yalan mı? Kandiyaz dediği gibi Gürcan cezasız kaldı. Jesus da bir ceza ile girdi. Zaten kırmızı kartın direkt cezası çift sarı karttan kırmızı kart görüp bir maç oynamıyorsan direkt kırmızı karttan da bir ceza alıyorsan geçmiş olsun kırmızı kartı kaldırın ya. Şöyle yap. İki defa sarı göster, kırmızı göster. Hayır, bitsin mi? Zaten direkt kırmızı kart sert hareketlense
En az iki maç. Tabii canım. Ama bizim tahkim kurulumuz onu bir maça indirme ustası. Evet. Öyle bravo, bir, doğru söylüyor. Bir de kararları gece yarısı alıyorlar. Neredeyse diğer güne evet, yansıyor. Bu arada 12'lerde falan. Gece 11.30'da yani, açıklanıyor artık. Onun herkes uyduktan sonra. Mesela Emre Belezoğlu 41. maddeden verilmiş. Tabii. Şimdi Emre'nin ben dilinin kemiği de yoktur. Oo neler söylediler diyor. Ceza 2'den başlıyor 6'ya gidiyor. En alttan vermişler. Şimdi olur mu öyle bir şey ya? Şu da tartışıldı. Jorge Jesus'un Sevilla maçından sonra Türkiye Ligi ile ilgili bazı söyledikleri vardı. Onunla da ilgili bir sevk vardı ama herhangi bir ceza çıkmadı. Kabul etmişler işte. Hayır bak orada iki şey var. Eleştiri var. Ya da bir tespit var. Öyle ne derseniz. Ama biraz suçlama da var sanki. Hayır, olur orada, mu ya? Bu ligin sportif orada, değeri yok diyor. Sportif değeri yok diyor. Tamam. Ne demek o? Tespittir bu. Neyi tespit? O zaman orada, niye hocalık yapıyorsun orada, bu? Onun bileceği iş. Orada diyor ne ki. Ne demek onun bileceği bir şey? Benim ligimi söylüyor Allah ya. Orada disiplin kuruluna sevk edilince evet. Jesus diyor ki Ali Koç'a, Fenerbahçe Başkanı'na eğer bana bu söylenenlerim nedeniyle ceza verirlerse ben duruşmalı kendimi savunacağım diyor. Zaman kim, zaman Jesus oluyor. Mu? Jesus diyor. Çünkü tamam diyor, doğru keşke savunsun. İşte, biz de bilelim daha güzel. Helal olsun adamı. Belki bizim ya. Ben diyorum ya belki bizim bilmediğimiz Jesus'un şeyden dolayı altını doğrulacak tespitleri vardı. Hayır yani duruşmalı. Sevilla maçındaki açıklamaları lig maçı olmadığı için belki de kapsam alanına girdi. Olur mu? Fatih Terim'in de lig maçı değildi. Avrupa'da açıklandı ona. Aynen, ona. Ama Fatih Hoca direkt isim vererek daldı yani. Disiplin İsim grubu. Vermedi. Federasyona çaktı tamam ya. Tamam işte. Direkt bu federasyon ya o günkü federasyon hikayesi ya. Kime göre de, değişiyor bu veremezsin ya. Abi. Türkiye'nin sportif kardeşim. Değeri yoktur. Lafı hakaret de dildir, suçlama nedir? Dildir. Bir tespittir. Ne demek sportif değeri yok? Bir tespittir. Ne değeri var bu ligin? Marka değerini düşürüyor ligin. Evet. Ne demek ne dedi bu maçlar sahada kazanılmıyor masada kazanılıyor. Tamam demek? Sen de ki sportif değeri vardır dersin gidersin. Aa, öyle hikaye yok belki. Ne kadar basit indiriyorsun öyle ya. Basit bu. Öyle evet. Ne kadar basit ya vallahi helal olsun sana yani. Her kim kazanırsa dedi ya orada Fenerbahçe'yi de işin içine kattığı için de ceza verilmemiş olabilir. Yani benim gördüğüm bütün hepimiz çünkü her kim kazanırsa dedi ya rakipler için demedi. Hani oradaki tespiti şu yani ligde maçlar bir şekilde... Farklı yerlerden işte hakem hatalarını herhalde söylüyor ki hakemler hata. Bu arada bundan sonraki şeylerde kulüplerde karar almışlar. Kulüpler birliğinde konuşulacakmış. Osayi Samuel'in pozisyonu, Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Hakemler o pozisyonlarda kırmızı kart çıkarmadı. Sarıyla geçiştirdi ya. Bundan sonra bizim maçlarımızda, bizim futbolcularımızda bu tip hareketlerde bulunursa emsal olarak göstereceğiz. Hiçbir hakem bu pozisyonlarda kırmızı kart gösteremez diye Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanları... Laf mı ya? Bu da laf ben daha değil tabii ama ben sana bir şey söylemek göstermeyince benimkini gösteremezsin diyor. En büyük tehlike ne biliyor musun? En büyük tehlike hakemler. Bu ligin buraya gelmesinin bazı sorumlusu hakemler. Yıllardır söylüyorum. Hayır son dönemde. Lale Orta dönemindeki hakemlerin yaptığı işleri gör. İki hakemin yaptığı olay Türkiye Futbol Federasyonu kulüpleri karşı karşıya getirdi. En büyük tehlike Erman abinin dediği gibi yanlarım. Evet. Ben bir örnek vereceğim Konya maçında. 5 metre Diouf'u neden oynatıyorsun abi offside'de? 5 metre. 5 metre offside adam. Ne mi göreceksin? Gidiyor golü atıyor. Sonra marifet yüzü bayrağı kaldırıyorsun. Offside. Peki oynattın 5 metrede diyorsun ki VAR'a göre ben garanti alayım. Sen Kerem'in pozisyonu niye oynatmıyorsun? Adam 1 metre geride. Aynı hakem mi? Aynı hakem. Niye oynatmıyorsun? O zaman çakallık yapıyorsun. Benim kafamı karıştırıyorsun. Tabii. Devam etse 2-0 olacak maç. 1-0 galip Galatasaray. Gelelim şeye. Trabzon'un attığı 4. gole. Evet. Onu öğreniyorum. Offside adam 1 metre offside. Evet. Gomez. Orta sahaya çekiyorlar çizgiyi Gürcan'ya. Tabii var başka. Başka bir şey başka gösteriyor. Pozisyona bak. Varla yardımcı hakemler çok tehlikeli. Bak bu dediğimi unutmayın. Varla. Dedikleri çok güzel. Birisi yazı yazmış. Bir gazeteci arkadaşımızın. 28 tane VAR hakem var. Niye aynı adamları yönetiyor hala ya? Niye aynı adamları yönetiyor? Bu Hakan Ceylan'la evet. Serkan Tokat. Her bomba, kimin adamı bunlar ya? Her bombanın altında el bombası Hakan gibi çıkıyor. Bunlar.